Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İdris Çelik. Bugün sizlerle yine Flight 737 Maximum oynayacağız. Bugün Filistin için uçuyoruz arkadaşlar. Ona özel bir tema yaptım, uçak kaplaması. Elimizden bu kadarı geliyor arkadaşlar. Veya maddi desteğimiz ve namazlardan sonraki dualarımız. İnşallah bu zulüm biter. Biz de elimizden geldiğince bunu dünyaya duyurmaya çalışalım. En azından ben kendi adıma yapmaya çalışıyorum. Evet, başlayalım. Livery'yi seçtim zaten kaplamayı. Web sitesinde de yayınlarım bir haftaya kadar. Evet, ne seçelim? Şöyle bakalım neler varmış. Ya da şey yapalım, Free Flight mı seçelim? Buradan çok da istediğim şeyler yok. İstanbul'dan saat 8 yağmurlu Winnipeg'e gidiyor. Neyse boşver, biz Free Flight seçelim. İstanbul'dan kalksın uçağımız, nereye gitsin? Kahire'ye gidelim hadi. Orada sınır kapısı var galiba, oraya yardımlar gidiyor. Burada şey yazıyor, kargo boş gidecek bu modda, yani içerisine bir şey konulamıyor diyor. Neyse, yine kargo uçağı olarak uçalım bence. Yolcu uçağı olarak değil. Evet, basıyorum. Kabul ediyorum. Evet, karşılama ekranı. Bayağıdır bu oyunu oynamıyorum arkadaşlar. Biraz hamlamış olabilirim. Biraz tuhaf değil mi? İnsanın kendi yaptığı oyunda hamlaması, unutması, neyin nerede olduğunu falan. Şöyle bir bakalım dıştan da uçağımıza. Bakın şöyle bir kaplama yaptım. Bir tarafında İngilizce, uçağın sol tarafında Filistin'e özgürlük, Filistin yalnız değildir falan. Bir de şöyle bir şey yazdım. Şu şekilde kargoları yüklüyorlar. Şöyle arkadaşlar. Bakalım içerisinde bir şey yok. Normalde bu modda olmaz arkadaşlar bir şey. Free Flight'ta. Neyse başlayalım arkadaşlar. Öncelikle ne diyor? Görsel bir bak. Parking brake ve engine start lever'ları açık mı? Ona bir bak. Tamam, her şey sorunsuz. Yani uçak sorunsuz görünüyor. Yardımcı pilotum bakıyor öyle sağa sola. Evet, bataryayı, standby power'ı aç, apuyu aç falan diyor. Tamam, yapalım. Şöyle bataryayı açalım. Standby power. Batarya konumu, apu gene açıyorum. Sonra yaw damper'ı aç diyor. Yaw damper. Emir exit lights diyor. Şurayı açacağız. Apu gen 1-2 açık. Yakıt pompaları açık diyor. Sivas'tan gelen TK-971 sefer sayılacak. Az önce havaalanında iniş yapmıştık. Ops, pardon. Ya apu genleri de açalım. Tamam, başka APU başlat diyor. Ops, ne yapıyorum ben ya? Şöyle tam isabet düşürüp. Bilgisayarda pek oynamıyorum. Genelde telefondan oynuyorum oynadığımda. Hizalayamıyorum tam ortaya. Evet. Şarjımız doluyor. %100 olunca hazır demektir. Yani batarya şarjı yok uyarısı var burada. Dolunca bu da gidecek. Lütfen sahibinin danışmaya gelmesini rica olmalı. Evet, doldu. Sonraki adımımız ne? Upper blades, left right center, hidrolik pompalar. Upper blade'i açıyoruz. Left right center, hidrolik pompalar da açalım. Tamam. Pilot static head ve radyo frekansı. Pilot static head. Şöyle ortalayayım. Tamam. Radyoyu açıyorum. Evet, radyo frekansımız neymiş? Burası kalkış pistinin frekansı arkadaşlar.
264.682 264.682 aktif kısmına geçirip bağlan diyoruz ve bağlandı. Bunu da yaptık. FMC yakıt verilerini şey yap diyor, gir diyor. Yakıt şeyine, planına bak ve set et diyor. Yakıtı ayarlayalım buradan, ne kadar yakıt istediğimizi. Fuel'a basıyorum. Neymiş yakıt? Sol ve sağ tanklar aynıdır zaten. Orta tank bir tek farklı. 3895. 3895. 3895. Merkez tank kaç litreymiş? Ya kilogram diyelim. Bunda kilo yazıyor. Niyeyse litre yazmıyor sıvı. Benim cahilliğim, kusura bakmayın. 4946. 4946. Execute diyorum ve corrected, doğrulandı. Tamam. Sonraki adımım neymiş? Get fuel permission. Yakıt doldurma iznini al diyor. Bunu ground service'ten alacağız. Flight 737 is ready for refueling. You can initiate load and fuel on the plane. Captain, you need to open the fuel valve from the top panel. Yakıt panasını açmamı istiyor arkadaşlar. Şunu açacağız. Şimdi oldu. Pardon. Evet, şimdi oldu. Flight 737 is ready for refueling. You can initiate load and fuel on the plane. Understood, Captain. Evet, yakıtımızı dolduruyor nihayet. Tamamdır. Evet. Open valve, get fuel. Ha, izin al diyor. Ya izin almayı unuttuk kuleden ya. Biz direkt doldurduk o yüzden. Bakın sonraki adımda bu varmış zaten. Yakıt vanasını kapat ve motor başlatma kollarını aç diyor. Vanayı ama kapatıyorum. Şuraları da açalım. Bunu %50'ye kadar arkadaşlar bekliyorsunuz. Şuralar dolsun, %50'yi geçmeden sonraki işleme geçemezsiniz. Tamam, geçtiler. Sonraki Egypt Sloopy'yi aç diyor. Şurası yani. Sonra de-icing'e gerek yok, hava sıcak. Motor ve kanat ısıtmalara da gerek yok. Pencere ısıtmalara da gerek yok. IRS vektörlerini yaz diyor. Bunu yazacağım çünkü otopilotu kullanacağım. İnişte bunu uçak kullanması gerekiyor. IRS vektörlerini burada ayarlıyorum. Set diyorum şimdilik. Bunu aktif yapmama gerek yok. Otopilot zaten onu kullanacak. 551 637 551 637 827 Enter. Başarılı. Sonraki adımımız ne? Course ve altitude değerlerini gir diyor. Bunun bakayım uçuş planında neymiş? 2000'e 300'müş. Altitude 2000, course'da 300'müş. Şöyle bakalım. Altitude 2000'de zaten gerek yok. Course'da 300 olacak. Evet. Bu da tamam. Sonraki adımımız TKS açacağız. Trafik çarpışma alarm sistemini. Tamam. FMC rota, uçuş bacak vektörlerini ve uçuş numarasını yazıyor. Yani FMC verilerinin hepsini yazacağız. Neyi yapmıştık biz? Full'ü yaptık. Flight. Uçuş numaramız neydi bizim? RN1168. RN1168. Execute. Doğrulandı. Rotam. LTFM. Kalkışı. LTFM. İstanbul Havaalanı. Bu da Hece Mısır'ın Kahire Havaalanı.
Ca. Execute. Bu da doğrulandı. Şimdi de bacak vektörlerini. Bunu isterseniz bacak vektörlerini böyle basıp tek tek girebilirsiniz şunu. Veyahut da şu autocomplete'e basıp bir anda doldurursunuz. Hani insanlar üşeniyor bunu. Size kalmış zevkinize. Ben uğraşmak istemiyorum. Bastım. Otomatik yazıldı diyor. Tamam. Bakın buradan sağlamasını da yapabilirim. Zaten corrected olmuş. Tamam, burayla işimiz bitti. Basıncı ayarla diyor. Basıncı nerede? Uçağın basıncı şurası. Kabin basıncı ayarları. Şurası. Kalkışta ve inişteki. 4500'e 400. 4500'e 400. Evet, otomatiğe getirdim ALTN'yi. Oksijeni açacağız. Oksijen kısmı şurası. Şurası da şey arkadaşlar, klima çan. Hadi bunu da açalım, ne olacak, boşver. Açılsın. Uçuş güvenlik demosunu yayınla, yani söylet diyor da, bakın burada uçuş güvenlik demosu yok. Çünkü şeyimiz yok. Ekibimiz yok. Çünkü kargo taşıyoruz, yolcu yok. Kimseye de demo yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Get engine start permission from tower diyor. Kuleden. Bakın bunu unuttuk demin. Motor başlatma iznini alıyoruz. Tower, flight 737 is ready to ram the engine and ask for clearance. Captain, if all caution and warning lights are on, you being given permission to start the engine. Tamam. Işıkları falan aç diyor. Strobe pozisyon anti-collision ışıklarını aç diyor. Sivas'tan gelen TK 971 sefer sayılacak. Az önce taksiye açalım. Strobe position. Logoya gerek yok. Tamam, bu kadar. Diğerlerini açmıyorum. Sonra ne yapıyoruz? Close cargo door. Kargo kapısını kapat. Bunu da nereden istiyoruz? Ground service'ten. Flight 737 is about to push back. Please close the cargo door. Understood, Captain. Tamam. Sonra da ne diyoruz? Motorları başlatacağız. Evet, motorlar çalışıyor. %20 güçte şu anda çalışıyor rolantide. Şöyle görebiliyor muyuz motorları? Oho, işte bir daha şuradan görebiliriz belki. Şöyle. Motorlar rolantide çalışıyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Bu da bitti. Parking brake'i kapatıyoruz. Yani uçağın el frenini diyelim. Tamamdır. Dead pushback front ground service. Pushback'i alacağız. Flight 737 is ready for pushback. Understood, Captain. Tamamdır. Bakayım şöyle dışarıdan. Tam uçağımız hazır yürümeye. Tekrar kokpite giriyorum arkadaşlar. Get taxi permission from tower. Taksi yapmak için kuleden izin isteyeceğiz. Tower, flight 737 is ready to taxi and asks for taxi clearance. Please go to the runway number 2. Roger that, tower. 2 numaralı kalkış pistine gidin diyor. Yolculara taksi şeyi anonsu geçin diyor. Bunu yolcumuz yok, yapamayız. Set engine speed, both engines. Taksi olarak ayarla diyor motor hızlarını. Yani harekete geçmemiz gerekiyor artık arkadaşlar.
pist başına kadar gideceğiz. Evet, klavyeden ok tuşlarıyla yöneteceğim şimdi. Şurayı hatırladınız mı, şu sahneyi? Ekskavatör simülatörde var arkadaşlar. İşte bu sahne orası. İstanbul Havaalanı'nda çalışma yapıyor ekskavatör. Ekskavatör simülatör bu bölüm var. Android ve iOS'ta oynayabilirsiniz. Ekskavatörü PC'ye de getireceğim arkadaşlar. Gamepad ile ilgili şeyleri yapmaya çalışıyorum. Birkaç hata var. Ya fizikte biraz farklı değişiklikler oluyor PC'ye geçince. Onları düzeltmeye çalışıyorum. Aslında çoktan biterdi de. Araya Ramazan falan da girdi. Çoktan aslında yayınlamıştım belki de. Ramazan'da da arkadaşlar pek çalışasım gelmiyor. Oruçlu. Böyle nasıl diyeyim, kafa biraz şey oluyor, dumanlı, kafanız çalışmıyor yani. Akşam da zaten neyse bir bitkinlik çöküyor veya işte siz davet veriyorsunuz, insanları iftara çağırıyorsunuz veyahut da birileri sizi çağırıyor, olmuyor. Yani neredeyse 30 günlük Ramazan'da toplasam ne kadar çalışmışımdır, 5 gün ya çalışabildim ya çalışamadım. Neyse, hayırlısı. Bir nevi benim için de psikolojik bir dinlenme oldu diyelim buna. Uçak oyununun falan Android'de kaldırılmış mesela litesi bunun. Google'ın politikalarıyla ilgili bazı sorunlar. Yazılımcılar beni daha iyi anlar. Gide bir duruyor duruyor bir şeyler çıkarıyorlar. O kural değişti, bu kural değişti falan diye. Onları düzeltiyorum. Büyük sorunlar değil bu arada. Yani bu uçak düzenlenebilir, sıkıntı değil. Şöyle tam ortalayalım da uğraşmayız. Şöyle motorları durdurdum. Tekrar rolantiyi aldım arkadaşlar. Start taksi gittik. Ortaladım. Tamam. Motoru idle'a aldım. Durdu. Flapleri kalkışa ayarla diyor. Şöyle speed brake acceleration'ımız yok. Take off'a ayarladım. Bakalım şöyle dışarıdan. Evet, take off modunda. Hazır. Şöyle o gözümü sevdim İstanbul Havalimanı ya. Şuraya bak, var mı böyle bir havaalanı? Sonra kalkış izni isteyeceğiz kuleden. Tower, flight 737 asked for clearance for takeoff. Flight 737, you are clear for takeoff. We wish you a good flight. Thanks, Tower. Bize iyi uçuşlar diledi her zamanki gibi ablamız. Yolculara anons et diyor, gerek yok, yolcumuz da yok. Motor hızlarını take off'a al, 150 olduğunda da kalk diyor. Şimdi ben burada şey yapacağım arkadaşlar, otomatik pilot kullanacağım. Otopilotu take off'a açtım. İnişi de o yapsın. Hız kontrolünü de ona veriyorum. Trafik kontrolünden de kaçabilsin. Navigasyonu da. Şimdi de esas bunlara göre, bu parametrelere göre otopilotu da aktif ettim. Şu anda artık hazır. Şu neydi? Auto speed brake. Gerek yok ona. Tamam. Şimdilik hazırız. Ve hadi bismillah deyip başlayalım. İniş takımlarını falan siz kapatmaya çalışmayın. Gerek yok. Gerçi ayar var ama seçeneklerden. Yardımcı pilotumuz müdahale edip İşte bazı basit şeylerde işleme katılabiliyor. 150 knot'ta kalkış yapacak uçağımız. V1 hızına geldik. Yani kalkış hızı, artık geri dönülemez. Stop yap kalk demek o. Evet. Climb to target altitude. Hedef irtifaya yükselmemiz lazım. Bir de bazı arkadaşlar mesela soruyor. Uçağı niye hani 2000 olarak ayarlıyorsun altitude'u? O şeylerde uçmaz normalde. Benim bildiğim 8000'de falan uçar.
Bu kadar yükseğe çıkınca arkadaşlar şey oluyor, inmesi çok uzun sürüyor ve sıkıcı oluyor. Neticede bu bir oyun, insanlar o kadar da istemeyebilir dedim. Standartta o, ama isterseniz siz bunu gerçekçi olarak ayarlayabilirsiniz de. Evet, şimdi yükselsin uçağımız. İrtifasına girdiği zaman uçağın burnunu düzeltiyor zaten uçak. Otopilotumuz daha doğrusu. Şurada gördüğünüz simge otopilot aktif demek. Şu anda zaten aşağıya doğru basılmış düğme. Yani lövyeyi kendine doğru çekmiş durumda. Kalkışını yapsın bakalım. Sen ne yapıyorsun burada? Follow kamera, evet yükselişi. Uçağımız heybetiyle yükseliyor. Dediğim gibi benim favori uçaklarım 737 ve 787 uçakları. 747'leri de çok seviyorum arkadaşlar. Ama ne bileyim, bunu yaptım işte. Siz manuel uçarsanız otopilot olmadan şunları denk getireceksiniz. Yani şu çizgi ve şu çizgi aynı olmak zorunda. Bunu da bilin, hani kulak arkası bilgi vermiş olayım size. Ondan sonra ne yapalım, şuradan radarı açabilirim. Şuradan da radar modları var, harita modları. Şöyle şeyi açalım, biz havadaki diğer uçakları göstersin. Buradan isterseniz şey de yapabiliyorsunuz arkadaşlar, kameraları değişebiliyorsunuz. Kuyruk kamerası ve tekerlek kamerasında. Canınız nasıl isterse. Veya kamera yok seçeneği. Biz bunda mı kalsak, bunda mı? Hadi bu kalsın, daha havalı duruyor. Evet. Getirdik bunları. İniş takım uç, kalkıştan sonra diyor. İniş takımları yukarı ve kapalı. Hedef irtifamıza çıktık. Motor hızını cruise olarak ayarla diyor. Bunu bize uyarması lazım. Böyle uçabilirsiniz uyarana kadar. Çünkü şu irtifa değişecek. Uyarı da gelecek bize. Ondan sonra değiştirin. Şu an lüzum yok. Ha, zaten otopilot, pardon ya, bunun speed'i verdik ya arkadaşlar. Otopilot da öyle yapıyor. Siz kendiniz eğer manuel kullanıyorsanız onu kendiniz ayarlarsınız. O zaman ben ne yapayım? Flapleri çekeyim. Şöyle kapatalım. Gerek yok flaplere. Flapler gitti. Motor hızı gitti. Radyo frekansını diyor iniş havaalanına göre ayarla. Ama daha süresi gelmedi. Yeni vektör bacaklarına girmedik henüz. Böyle uçalım bakalım biraz. Yeni vektör bacaklarının girdiğini nasıl anlarsınız? Uçak yön değiştirir. Yeni bacaklara doğru hareket etmeye başlar. Evet, bir tane Birleşik Arap Emirlikleri'nin uçağından yanından geçiyoruz. 780. Kaçtı, bıraktı. Şu anda devamını yapacağız. İniş takımları hızı düşür falan diyor. Radyo frekans. Hemen geliyorum arkadaşlar. Radyo frekansını tekrar ayarlayacağım. İniş frekansı da bu. 663. Şurayı clear yapalım. 663.428. Tarafa alıp bağlanmıyorum. Bu da tamam. Yemek servisi yapamıyoruz yolculara ve rotayı takip ediyor işte, o kadar.
Şu anda yapacak hiçbir şey yok. Uçak kendi kendine gidebilir artık. Evet, uçağımız gidiyor. Bakalım, kargo taşıyoruz. Mısır sınırı var bildiğim kadarıyla. Filistin'e oradan yardım götürüyoruz mesela kargo uçağıyla. Yoğunlaştırılabilir aslında. Güncelleme ile ilgili bayağı bir veri topladım. Bir yandan da biraz eklentiler yaptım ama daha bitmedi. Buna da güncelleme gelir inşallah. Önce şu elimdeki acil yapılacakları yapayım da yayından kalkmış oyunları. Tek başınayım arkadaşlar. Biraz anlayış istiyorum. Çünkü bir şey düzeltiyorsunuz. Genelde bunu hep Google yapıyor. Hop bir şey değişti. Hadi politikalarımıza uy. Yayından kaldıracağız. Yetişmeyebiliyor. Bu yüzden birçok şey toparlanayım derken elinizden kaçıyor gidiyor. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ya bir de şey böyle, hani normalde benim amacım ne? Ticaridir bunu. Niye yapıyorum? Para kazanmak için. Yapıyorsunuz yeni projeler ama bunların arkasında takip etmek zorunda kalıyorsunuz. Hani artık yeni bir proje de yapasım gelmiyor. Çünkü var olanlar sürekli problem çıkarıyor. Yani şunu anladım ki bir oyununuz olsa çok geliştirebilirsiniz ama birden çok oyununuz olduğu için hepsiyle uğraşmak zorundasınız. Tek başına da bu çok zor oluyor. Önceden falan model vesaire alırdım. Hazır modeller kullanırdım. Şimdi onu da kullanamıyoruz. Biliyorsunuz dolar uçtu gün itibariyle. Şu anda kaç? 6 Nisan'dı yanılmıyorsam 2024. 32 lira civarı bir dolar. Yani hazır modelde pek kullanamıyorum haliyle. Çok maliyetli oluyor. Bir tane uçak geliyor karşıdan, ondan kaçıyoruz şu an. Otopilottaysanız hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok arkadaşlar. O yine uçaktan kaçar, tekrar rotasına sokar. Öteki türlü siz kendiniz yönetmek zorundasınız. Bunu ben bilerek şu anda ayarladım arkadaşlar. Otopilota hani sohbet edelim bir yandan, uçağımız uçsun, hem de uçarken mesajımız görünsün daha iyi. Yani sürekli kokpitte geçirmek istemiyorum zamanı. Amacım bu. Evet, bulutların içine yine daldık. PC için bulutlara özel farklı pluginler var, eklentiler daha gerçekçi. Bunları kullanmak istiyorum mesela. Bunlar sprites. Bulutlar. İkide bir ses mi kesiyor bu da ya? Ya buradan bakınca çarpacak gibi gözüküyor. Tamam hadi bakalım. Şimdi neredeyiz biz? Tamam, rotayı aşağı yukarı takip ediyor. Onu uçak ayarlar kendisi. Mesela bir bakayım, 300 metre ise diyor, iniş takımlarını aç, flapleri aç, ILS zaten şey, boşver onu, otomatik pilotta. 150'ye indir, otobreyki aç. Bunlar şey, manuel inişte gerekebilecek şeyler. Üzerimizden kocaman bir A380 geçiyor arkadaşlar. Bunun babası gibi kalıyor yanında. Kime ait bu? Katar'a ait. Nasıl bir yalpalama? Ha tamam, şimdi oldu. Şeyden kaçtı sözde. Uçaktan kaçtı. Bakayım havadaki trafik ne alemdeymiş. İyi. Rotamızda gidiyoruz. Şimdilik bir sorun yok gibi arkadaşlar. Bayağıdır oynamıyorum PC'de. İnşallah bir yanlışlık yapmam.
Normalde insanlar şeyi zannediyor, oyun yapımcılar, böyle bütün gün oyun oynayan adamlar da hiç zamanım olmuyor arkadaşlar ya. Çok zorluyorum, deniyorum. Oynadığım oyunları da videoya atıyorum ama yani nadir. Bilmiyorum, oynamaya da hevesleniyorum oyunları ama işte iş çıkıyor sürekli ya. Zaman yok, zaman. Aferin, sen çalış. Uçağımız birazdan iniş yapacak arkadaşlar. Ben anlamıyorum, biz neden kaçıyoruz? Ha, trafik muhtemelen var. Sakin ol asker. Otopilota müdahale ettik, kızdı otopilot bize. Şöyle bu tarafa doğru gidelim bakalım. Dışındayız pistin. 1331 metre dışarısındayız. Yani bunu ortalaması gerekecek uçağın. Şimdi 300'e kadar indir diyor uçağı. Onu zaten uçak kendisi indiriyor, devam ediyor. Otopilottayız. Take off bitti, trafik kontrol de bitti. Çünkü trafikle artık bir işimiz yok. Sonraki adım neymiş? İniş takımlarını aşağı indir. Landing modunu ayarla, flapleri. Yaklaşıyoruz zemine doğru. 300'de durması lazım uçağın. Çünkü yaklaşma seyrine 300 demiş. Ortalamaya çalışıyor uçağı, şurayı sıfırlamaya çalışıyor arkadaşlar pistte. Pilot
çocuklar nasıl başa çıkıyor bunlarla, bu kadar alarmlar, uyarılarla? Yani şu oyunda bile insan paniğe kapılıyor, ne olacak diye. Şu anda hizalamaya çalışıyor uçağı, tam pistin ortasına. Snap'leri de ayarlayalım iniş için. Tamam, güzel. Tamam, bunlar da okey. İniş iznini al diyor kulede. Tower, flight 737 asks for clearance for landing. Captain, you can land on runway number 2. Roger that, tower. 2 numaralı piste iniş yap diyor. İrtifanı 150'ye düşür diyor. Otobreak'e gerek yok. Tamam. 50 metreye düşür diyor. Bunlara gerek yok. Zaten otopilot yapacak hepsini. Giderek yaklaşıyoruz arkadaşlar. Evet, yaklaşmaya bak ya. Süper bir şey bu. Kendisi kontrolü ele aldı. Evet, 150'ye düşürdü irtifayı. Hızı 200'e düşürdü. Sonra tekrar düşürecek hızı. Bakalım otopilot nasıl bir iniş yapacak. Evet, devam ediyor uçağımız. Bunları kendiniz uçuşta toplayabilirsiniz. Otopilot ona bakmıyor. 50 metrede durması lazım tekrar. Evet. 50 metrede durdu. Evet. Hadi bakalım. Az kaldı. Hadi bismillah arkadaşlar, iniyoruz. Evet. Pilotumuz frenlere asıldı. Şöyle dış kameraya geçiyorum ben hemen. Mısır Havaalanı'na indik. Kahire Havaalanı. Şu ileride arkadaşlar, gördüm park yerini. Şu
geniş alacağım buradan uçağın dönüş açısını. Ağaçlara da girmeyelim de gidip. Evet, motorları durdurdum. Biraz cam verelim tekrardan. Evet arkadaşlar, olay bitti. Bu kadar. Hadi bakalım, geçmiş olsun. Aa, şeyleri kapattık ya. Heh, şimdi durdu. Motorları kapatmadan yakıt panolarını kapattım. Evet, bitti. 95 puan almışız. Geçmiş olsun arkadaşlar. Evet, güzel bir iniş yaptık. Uçağımız başarılı bir şekilde indi. İnşallah bu saldırılar da biter. Filistin halkı özgürlüğüne kavuşur arkadaşlar. Ben İdris Çelik. İzlediğiniz için teşekkür ederim.